Evet, sevgili dostlar, merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Bugün sizinle iki bilgi paylaşmak istiyorum. İki konu hakkında bilgi paylaşmak istiyorum, bildiğim kadarıyla. Unutmayın ki bu kanalın adı boşu boşuna çaylak koyulmadı yani. Arada sürçülisanlar edebilirim. İzleyenler arasında tecrübeli abilerimiz var. Bazen yorumlarda beni düzeltiyorlar, sağ olsunlar. Bu şekilde yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi iki tane konu var. Birincisi Excel, yani dingilleri açıp kapatma konusu. Bununla ilgili bir bilgi paylaşacağım ve devamında da pre-trip inspection inside of cabin, yani kabin içi pre-trip inspection yapacağız beraber. Öğrendiğim şekilde size anlatmaya çalışacağım, bildiğim kadarıyla. Sürçülisan edersem affola. Yollarda kalırsanız yani bu nasıl olacak diye düşünmeden bu videoyu izleyip belki yardımcı olur size. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle size şöyle söyleyeyim. Bu şeyde dingillerde görüyorsunuz, şurada bir çamurluk. Çamurluk, burada da bir çamurluk var. Dingillerimizi açmak istediğimiz zaman arkadaki dingili buraya getirebiliyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? Bunu yaptığımız zaman şimdi arabamızda bir steering axle var, drive axle var ve trailer axle var. Normalde 12.000 önüne gider pound, 34.000 drive'a gider, 34.000 trailer'a gider. Ama bazen öyle cins yükler oluyor ki ayarlayamıyoruz. Yani drive'a hafif gidiyor, buraya fazla basıyor. Eğer ki bu dingili açarsak 40.000 pound'a kadar sadece bu şeye trailer'ın dingiline yük bindirebiliyoruz. Bunu Kaliforniya hariç bütün eyaletlerde açık gezebiliyorsunuz. Ama Kaliforniya eyaleti diyor ki benim sınırlarımda böyle gezemezsin. O yüzden kapatman lazım. O zaman da şöyle bir sorun çıkıyor. Yükün ağır Kaliforniya'ya giriyorsan bu bir kere illegal. O yüzden biz ne yapıyoruz? Genelde böyle yükleri aldığımız zaman Arizona'da bırakıyoruz arkadaşlar. Arizona'da bir stabımız oluyor. Orada yükümüzü bırakıyoruz. Zaten orada kapatıp içeriye gidiyoruz. Tabii ki de risk alma yöntemleri var. Bunu tabii ki de size söylemeyeceğim burada. Onu işe girince kendiniz öğrenirsiniz. Ben size legal yolunu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu açalım beraber. Bakalım olacak mı? Şimdi dostlar, kırmızı trailer. Trailer'a basıyorum ki sisteme, trailer'a hava gitsin. Bastım. Zaten şuradan da saatten de görürsünüz. Saat düşüyor çünkü gidiyor. Ama bu çekili kalacak arkadaşlar. Bu çekili kalacak. Bu şekilde şimdi gidip işlemimizi yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, sisteme havayı gönderdik. Ne yapmamız lazım? Önce soldaki vanayı saat yönünün tersine çeviriyoruz. Normalde ne olması lazım biliyor musunuz? Şu görmüş olduğunuz pimlerin içeriye gitmesi lazım. Ama gitmedi. Neden gitmedi? Çünkü benim bu trailer'ımda bir problem var. Muhtemelen havamı tutmuyor artık, nedir? Ne yapacağım? Yapacağım şey çok basit. Evet dostlar, ne yapmam gerekiyor? Böyle bir demire ihtiyacım var. Wow, görünce korktu ya. Hiçbir şey yapmadım ha. Gelin size göstereyim. Neden? Çünkü sistemde bir hava kaçağı var muhtemelen. Her şey yerine geç oturuyor. Bakın. Pim içeriye girdi. Pim içeriye girdi. Bundan 4 tane var arkadaşlar. 2 bu yanda, 2 öteki tarafta. Gelin hepsine bakalım. Bakın bu da içeriye girdi. Gördünüz. Gidelim şöyle. Bakın diğer tarafa geçtim. Pim içeride. Ve pim içeride. Çok güzel. Bunda bir tabii arabada yükün olmamasının da bir etkisi var muhakkak. Evet, daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra tekrar aynı yere geliyoruz. Pimlerin girdiğini gördük. Daha sonra şu soldaki vanayı çeviriyoruz. Gördüğünüz üzere trailer'ım havaya doğru kalkıyor. Neden bu kadar rahat kalkıyor? Çünkü hafif. Üzerinde yük yok. Yani şu anda o kadar garip bir durum var ki, normalde bunlar tabii böyle tepki vermiyor da kameraya çekilince bir artistlik yapıyor bu trailer. Şu anda dört dörtlük maşallah yani.
Ben onun için özel hazırlıklar yapmıştım ama gerek kalmayacak gibi. Bunu böyle yaptık. Tamam mı arkadaşlar? Hadi gidelim. Siz de burada kalın. Ben gideyim. Trailer'ımı, axle'larını açayım. Ama %99 açılmayacak. Açılırsa bu sizin sayenizde yani, sizin şansınıza. Ama açılmazsa da yeni bir şey göstermiş olurum size. Sarı trailer'a bastım. Pardon, traktörünkisine bastım frenine. İnşallah kameramı ezmezler. Ve ileriye doğru gidiyorum. Normal şartlarda açılması lazım. Gördüğünüz üzere zannediyorsam açılmıyor. Evet, biz geri gelelim. Arkadaşlar açılmadı değil mi? Evet, zaten bu benim her zamanki karşılaştığım senaryo. Yine sarıyı çektim, kırmızı basılı. Geliyorum oraya. Normalde arkadaşlar şöyle bir garip bir durum var. Bazen ben insanları görüyorum yollarda. Şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey yapılınca bunun düzeleceğine inanıyorlar. Bence siz öyle yapmayın. Geliyor böyle. Değişik küfürler ederek şöyle vuruyor. Şöyle vuruyor. Ondan sonra bir daha gidiyor. Yine açılmıyor. Normal. Ama biz ne yapacağız? Biz herkesin yaptığını yapmayacağız. Biz size göstereyim. Görmüş olduğunuz, daha doğrusu daha hala göremediniz de 4x4 dediğimiz, yani kütük. Kütükle arka dingilin ön tarafına, çünkü biz dingili arkaya doğru açacağımız için arka tekerin ön tarafına bunu yerleştireceğiz. Tamam mı? Garanti olsun diye öteki tarafını da oturtayım iyice. Tamam. Aslında düz bir zeminde olsak daha güzel olur. Ama şimdi parkla markla uğraşamayacağım, kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar gidiyorum, aynı işlemi bir daha yapıyorum sizin için. Şimdi ben tekrar tıra gidiyorum arkadaşlar. Axle'larımı açmak için. Yine sarıya basıyorum. Bir yandan da kameramı kontrol ediyorum. Şimdi açıyoruz inşallah. Zannediyorsam açılıyor. Sesi bana gelir. Gördüğünüz üzere geldi. Ama biliyorum ki %100 işim bitmedi. Nedenini anlatayım size. Neden %100 bitmedi biliyor musunuz? Bakın pimler, biliyorum ki olmayacak şimdi. Bakın tam şeyde. Ben sadece pimler için şunu çeviriyorum. Ne oldu? Pimlere yol verdim ama tam olarak karşılamadı. Şunu yine yanaştırdım ve geri gidiyorum tırma. Şimdi tıra geri gidiyorum arkadaşlar. O pimi iyice yerine oturtacağım. Ondan sonra indireceğim. Yine bastım traktörün frenini, indirdim. Şimdi onu oturtalım yerine. Şöyle bir gitgeller yapıyorum. Bence bu olmuştur. Gidelim bakalım. Gelin hep beraber bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? 4, yani diğerleri de eminim geçmiştir. Bu kadar güzel geçtiyse, bazen olmadığı zaman olmuyor. İki tanesi burada geçti. İki tanesi de, pardon, birisi burada bakın geçti. Diğeri de burada geçti. Ne yapıyorum ondan sonra? En son iş, artık trailer'ımızı indiriyoruz. Aynı yere geliyorum. Aynı yere geliyorum. Şu vanayı çeviriyorum ve artık şimdi bu trailer'ın inmesini bekleyeceğiz. Tabi bu birkaç dakika alıyor. Şimdi onu size gösterip zamanınızı çalmayayım. Bunun işi bitti arkadaşlar.
Evet sevgili dostlar, yollarda çok görüyoruz böyle bazı insanlar lastiği tekmeleyince axle'ların açılacağına, kapanacağına inanıyor ama siz inanmayın. Bir tane 4x4'la aspirin tedavisi dediğimiz şekilde bunu halledebilirsiniz. Aslında bu trailer'da problem var. Bu trailer benim olsa ben buna parayı harcarım. Öyle uğraşmam. Bunu ben çünkü yolun ortasında, caddenin ortasında, bakın şeyde de değil, kenarda da değil. Ne derler? Sağa sola dönüşler için serbest olan orta alanda yapmasını öğrendim. İnşallah siz öyle bir ortamda öğrenmezsiniz. Daha güzel, daha sakin bir ortamda, böyle bir ortamda öğrenirsiniz. Arkadaşlar, StepTech kasada axle ayarlama işi bu. Hiç gözünüzde büyütmeyin. 2-3 kere tıra biniyorsunuz, geliyorsunuz, olay çözülüyor. Evet dostlar, şimdi dışarıdaki işimizi hallettik. Ne yaptık? Axle'larımızı nasıl açacağımızı, nasıl kapatacağımızı öğrendik. Normalde iki videoyu birleştirecektim ama olmadı. 15 dakika kuralına takıldığım için bu videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Bir sonraki video, tabii onu daha önceden yayınlamış olacağım da, bu pre-trip inspection ile ilgili olacak. Bu axle ile ilgili video, inanın ben bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim ama epey bir zaman aldı. Yok olan izler, içine yaramayacak olan izlemez. Durum bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın demeyeceğim. Öncelikle başka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar dislike'lar çok artmaya başladı. Like'da hiçbir değişiklik yok ya. Yani bir kemik bir kitle var. 95 civarı. Sağ olsunlar like yapıyorlar. Bir saydım. Zaten bunun 20'sini, ne 20'si ya? 50'sini ben tanıyorum yani. Sağ olsunlar. Teveccüh ediyorlar, izliyorlar, like yapıyorlar. Geri kalan 45 kişiye ayrıca teşekkür ediyorum ama bunu bir türlü arttıramadık. Olmuyor, muhtemelen muhabbet sarmıyor ama dislike artmaya başladı. Tabii ki de artacak, dislike de artacak, hiç problem değil. Etkileşimin iyisi kötüsü olmaz. Ama beğenip, izleyip bir de beğeniyorsanız ve beğenip like yapmadan çıkıyorsanız bu beni derinden yaralıyor. Şaka bir yana lütfen like yapın. Kanala abone olursanız sevinirim ki yaptığım işten ben de birazcık keyif alayım. Birazcık motive etsin beni yani. İlk günde 90-100, 7 ay geçmiş 90-100 like'da kaldık. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.